Merhaba arkadaşlar, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Dedektif Pikachu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde bir stüdyo turu yapmıştık ve stüdyodaki bazı ilginç olayları çözmeye çalışmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu stüdyodaki olaylar devam edecek gibi duruyor. Bakalım neler olacak? Hep birlikte Dedektif Pikachu'nun maceralarına devam edelim. Bakalım neler olacak? Şöyle hareket edelim. Tamam. En son ne yapmıştık onu da çok hatırlamıyorum ama. Yanlış tuşa bastım. Yok, doğru tuşa basmışım. Karin hakkında soru soruyoruz. En son yanlış hatırlamıyorsam bir gösteri falan olacaktı. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama. Creaky. Evet, burada bir şey olduğu yok anlaşılan. Evet, göndermiyor dışarı. Demek ki burada çözeceğiz bazı şeyleri. Tamam da bunları oyunu geçen sefer kaydetmedim acaba? Sanki bunları yaptım diye hatırlıyorum ama. Kaydetmemiş de olabilir de. Yani önemli bir şey derlerse çeviri yapacağım. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum bazı yerleri. Ha, sahneye gidelim. Ne oldu? Evet, adamın performansından çok da memnun olmadık kadın. Yani öyle anladım. Evet, kızdı bize, get out dedi. Ve Olga'nın sesini taklit ederek dedi tabii ki. Chatot. Evet, galiba böyle bir ses çıkarınca ayakla onu söylüyor. İlginç. Evet, Max de gidiyor. Bu adamın adı Max'ti çünkü öyle hatırlıyorum. Hero ile konuş dedi. Chatot'un imzası ya da işareti diye bir şey. Hero şuydu galiba, bir konuşalım. Hazır mısın diyor. Evet. Neye hazırım? Hutut. Hutut bir sinyal göndermek için hazırmış. 3, 2, 1 gönderdi. Şey. Kız gösteriye çıkacaktı galiba en son zaten. Kontur bas sesini de şey kriketun çıkarıyor. Ya Pikachu ağlıyor. Sen taş kalbisin diyor, müzikten nasıl etkilenmiyorsun diyor. Biraz sessiz olmayı olmasını söyler misin dedi. That was wonderful. Oh, you were amazing, Karina. Thank you. Your music is so beautiful. It really was. Backstage she's humble and modest. But when she performs, she's proud and confident. That duality makes me breathless. Not the performance? Hear me now.
I declare that one day she and I will perform on stage together. I can't believe this. What's next? Bir gün birlikte yapacağız bu şeyi, performans falan gibi bir şey dedi. Çok iyi dedi. Teşekkürler. Evet, gösterisini yaptı, gitti. De kontrol hala bize geçmedi. Şimdi geçti. Ha. Evet, kadın geri geldi. Kemal arka tarafa koydun mu diyor. Evet. The assistant Pokemon won't make it? What do you saying, Keith? So sorry. I mixed up the dates of our schedule. Oh, my head hurts. I need a Pokemon. Any Pokemon to help us out. Bize yardım edecek bir Pokemon lazım diyor. Mimikyu tabii çıktı ortaya. Tim, do you think Pikachu could fill in for the day? Ah, Mimikyu üzüldü. Vah. Evet, Pikachu çok istekliymiş. You're really saving my life. Thank you. Mine too. Thank you. Okay. I'll need Pikachu to push the. Galiba az önceki gösteri kaydedilemedi mi? Öyle bir şey oldu herhalde. Yeniden çekmeleri mi gerekiyordu? Ne öyle bir şey dedi yani. Evet, yeniden başlıyorlar çekime. Pikachu, you ready? I've never been more ready. Got this. Hiç bu kadar hazır olmamıştım diyor. So she picks it up here. Anoli. Aha, keman kırıldı. Tim. Oh no. Neler oluyor? I'm okay. But look. My precious violin. This is bad. Last. I was standing right there and I couldn't do anything. Ben burada duruyordum, hiçbir şey yapamadım da diyor. Evet, keman kırıldı şu anda. Yanma asla böyle bir hata yapmadı daha önce diyor. Şimdi kaydı durduralım. İşte kızı şey odasına tekrar alıyor. Kıyafet odasına tekrar alacak. Benimle gel falan pişman dedi. Kızın keman gitmiş oldu böylece. Pikachu yanmanın hatası olmadığını söylüyor. Evet, keman dosyasını açıyoruz gençler. Keman dosyasına başlayacakmışız. Everyone thinks the Yanma made a mistake and caused the accident. But is that really true? Let's go see what the Yanma have to say. Yanma ile bir konuşalım diyor. Bakalım yani bu kaza onların başının altından mı kalkıyor yoksa başka bir durumlar mı var diyor. Bakalım Yanma burada. Konuşalım. Hey, yaralı mısın? Birazcık başı dönüyormuş sadece. Gelen direktifleri uyguladığını söylüyormuş sadece. Başka bir şey yapmıyorum ben. Bana gelen direktifleri uyguluyorum dedi. Diğer Yanma'yla görüşelim diyor. Onunla da görüşelim. Tamam. Evet, o da hemen hemen aynı şeyi söyledi. Hey, dur, sen bekle. Tim.
Tim. Bize gönderdiği şey neydi? Şu. Hey Tim. Tim. Tamam Pikachu. Hero bir şeyler bilebilir bu konu hakkında diyor. Diğer elemanlarla konuşalım. Neden Yanma böyle bir şey yaptı? Dosyanın içerisinde bir memo eklendi. Yani buradaki kazaya Yanma'nın değil de başka birinin ya da bir şeyin neden olduğunu düşünüyor. Çünkü Yanmalar bize gelen direktifleri uyguladık diyor. İyi misin dedik ama adam pek de iyi olmadığını söylüyor. Yanma yanlış anlamış olabilir. Hutut'tan gelen işarete sinyali diyor. Bu hutut sinyali neymiş? Ha, hutut yukarıdan bir işaret gönderiyormuş. Kayıt için ya da kontrol için. Burada Magnemite'ın da bir rolü varmış tabii ki. Evet, hutut sinyalinin de bilgisini aldık. Sen ne diyorsun bu işe? O da bizim iyi olup olmadığımızı soruyor. Kaza hakkında ne düşünüyorsun? Hero'ya sor dedi. Tamam, sorduk. Sen ne diyeceksin? Script'ten bahsediyor. Script nedir? Söyle bakayım. Script'ten bahsetti. Bunun ne olduğunu anlamadım tam. Nereye koydu onu? Ha, Yanma'nın hareketlerini şey yapan, içeren bir plan gibi bir şey yani. Tamam, bunu da anlamış olduk. Sen ne diyeceksin bakalım. Dur, bir soru daha vardı adama sorulacak. Ets mi? O nedir? Onunla konuş diyor. Kimse o artık. Gidip konuşalım. Sen misin? Kaza hakkında ne diyeceksin? Sağdan ve soldan gelen hani emirlere karıştırmış olabilirler gibi bir şey dedi. Sen ne diyeceksin bakalım. Evet, bir sheet'ten daha bahsediyor. Ha evet. Burada kamera yönleri gösteriliyor. Yanmaya verilen plan bu. Onu da aldık. Tamamdır. Herhalde çıkacağız artık. Çıkamadık. Nasıl, herkesle konuşmadık mı ya? Kim kaldı? Bunlarla konuştum. Konuşmadığım kimse kalmadı ki. Neden çıkarmıyorsun? Seninle de konuştuk. Daha ne istiyorsun? Hero'yla da konuştuk. Bunlarla da konuştuk. Allah Allah. Çıkarmadı. İçeriden birileri var acaba? Ama burada da kimse yok. Keman değil mi ya bu? Aha, burada keman var. Aha, buradan çıktım. Buradan çıkıyorsam öteki taraftan niye çıkamıyorum? O da garip bir durum tabi. Oyunun bug'ını yakaladım. Ha, şu an çıkardı. İlginç. Evet, seninle görüşelim. Karina'nın çok üzgün olduğunu söylüyor. Yani normal bir şekilde.
What's up? Sheet hakkında ne diyeceksin? Ya bunda da bir tane bak plan var. Bu planları karşılaştıracağız galiba. Hangisi? Yani bir karışıklık var muhtemelen. Zaten bu plan da diğerinden biraz farklı gibi geldi bana. Yes. Karın iyi misin? Şu an iyi değilmiş ama iyi olacakmış. Pikachu bu işte bir gariplik olduğunu söylüyor. Ama nasıl bir gariplik yani? Kriketon sen ne diyorsun? Evet, kötü sesler çıkarıyor şu an. Üzücü sesler. Evet, kemanın yok olmasına çok üzülmüş. Kemana bakalım. Yok çıkıyoruz o zaman. Ha, aynadaki görüntüm çıkmıyor mu demiştim ve çıkıyormuş. O zaman başka yerlere gideceğiz. Mesela dressing room şura mıydı? Ha yok, bura kontrol odasıymış. Evet, bir hotot sinyali muhabbeti vardı. Belki buradan bir şeyler çıkabilir. Kaza hakkında bir şey demeyecek misiniz? Yanmanın şeyleri hakkında. Binada biri bir şey yıktı galiba da. İlginç bir ses geldi. Evet, bu şehitler hakkında konuşuyoruz gene. Evet, karşılaştırması yapılıyor şu anda. Bir sıkıntı olduğu görülüyormuş. Birinci kamera şöyle, ikinci kamera böyle şeklinde. Evet, onu da almış olduk. Hutut sen ne diyorsun bir şey derken Pikachu bir şey söylüyor bize. Karşılaştıralım mı diyor. Ha. Karşılaştıralım o zaman. Herkes Yanma'nın bir hata yaptığını düşünüyor ama o sadece şeylere, direktiflere uydu. Hmm. Master mı ne öyle bir şey vardı. Evet, şu. Şunu koyalım. Evet, tuttu. That's right. It seems that someone tampered with Yanma's plan in order to cause the collision. Ana şeyde Sheet'e uygun değilmiş bu verilen şey. Yani bunu kim yapmış diyor. Farklı şeyleri kim vermiş olabilir falan dedi. Evet, bu kısım çözüldü ama tabii daha kimin yaptığını falan bulamadık. Evet, ortada bir suçlu var. Bu suçlu Karina'ya karşı bir hani kim mi besliyor, bir garezi mi var diyor. Ya da bir intikam almak için mi kullandı falan diyor. Galiba bunu araştıracağız şimdi de. Evet, sahte bir şey, direktif şeyi ayarlamış biri. Karina'nın bir düşman olacağına pek ihtimal vermiyorum ama yine de tabii ki ne olacağına bakacağız gibi bir şey diyor. Evet, kazanın arkasında birinin olduğuna emin olduk artık. Kaza hakkında ne düşünüyorsun? Hutut kendi şeyine güveniyormuş. Hmm, pek bir şey çıkmadı buradan. Hala da Hutut diyor. İyi misin diyor bize. Kaza hakkında siz ne diyeceksiniz? Kimsenin yaralanmamasına sevinmiş onlar. Başka da bir şey demiyor.
Başkan biraz kızmış çalışanlara, bunu soracakmış vesaire. Şimdi nereye gideceğiz? Yani galiba tekrar, gerçi bu elemanın adı geçti. What's up? Ama konuşacak bir şey yok. Buraya tekrar girelim. Bakalım bir şey çıkacak mı bize? Ha, daha ben gelmeden şey oldu. Kendi konuşmaya başladı. Evet, burada olayı anlatıyor tekrar. Yani sahte bir işte sheet olduğundan bahsediyor vesaire. Bunu biri niye yapar ki diyor kızımız da. Yani çok güzel bir soru. Peki keman hakkında bize ne diyeceksin? Büyük babası yapmış bu kemanı. O göçmeden önce, ölmeden önce yani. Evet, bunun hakkındaki şeyi de, hafızayı da almış olduk. Şeyi yani, ne diyelim? Anı. Anıyı diyelim. Hatırladığı kadarıyla bir mesaj varmış kemanda. Kendisini iyi hissetmesi için. Ne mesajı diyor Pikachu'da? Harbiden ne mesajı bu şimdi? İçine yani, inside diyor, iç kısmına bir mesaj yazmış büyük babası. Dışarıdan göremiyoruz diyor. Göremezsiniz. Aslında kimse göremezmiş. Sadece Kiriketun'da kendisi biliyormuş. Çünkü yani büyük babası bu kemanı yaparken bunlar oradaymış. O yüzden yani biliyorlarmış. Zaten göremezlermiş. Kiriketun, sen ne diyorsun bu işe? Önemli bir şey diyecek misin Kiriketun? Mesajda şunu diyormuş. Benim sevgili Karinam, işte seninle daha fazla, hani çok uzun süre birlikte olamayacağım. Seni daima seviyorum ve müziğini de seviyorum gibi bir şeyler demiş. Hey Tim. Evet, Pikachu ne diyor bu işe? Evet, ben de tam ona bakmaya gidiyordum zaten. Kemandaki mesaja bakalım dedi. Evet, bakıyorum şu an ve hiçbir şey yazmıyor diyor. Oha, keman fake çıktı. Demek ki bu keman o keman değil. Kemanı değiştirmiş biri, orijinalini almış. Vay. Evet, buradan da bunu anlamış olduk. Thank goodness the violins have been swapped. Allah'tan kemanı değiştirmişler. İyi bir şey bu diyor. En azından orijinali hala sağlam diyor. Ama tabii bunu kimin yaptığını bulmak gerek şu anda. Evet. Sen ne diyorsun bu işe Karina? Evet, gerçek keman buralarda bir yerde. Daha önceki kayıtta, o olmayan kayıtta, hani başarısız olan kayıtta gerçek kemanını çaldığını söylüyor. Çünkü Kiriketun bunun şeyini anlayabiliyormuş, yani gerçek kemanın sesinden, o tonundan anlayabiliyormuş bunu. O yüzden yani o iki kayıt arasında bir yerde değiştirildi demeye getiriyor yani kısaca olayı. Kaçın, ne diyorsun gene? Evet, case nota bakalım dedi. Kemanın ne zaman değiştirildiğini anlamaya çalışacağız şimdi. Evet. Let's try and figure out when the violin could have been swapped out. First, when do we know for sure that the violin was already fake? Kemanın fake olduğunu ne zaman anladık? Kazada. True. By the time I had delivered the violin, it had already been swapped out with the fake one. Now we know when the violin was swapped out with the fake one. But we still need to figure out when was the last time the real violin was seen. Yani kızımız kemanın ne zaman gerçek olduğunu söylemişti performans sırasında. Now why do you think that? Bunu sana ne düşündürdü?
şu. Evet. So, Karina was using the real violin. Yani bu iki performans arasındaki hazırlık sürecinde arka tarafa git demişlerdi ya. Muhtemelen orada bir değiştirme oldu. Buradan onu anlıyoruz yani. Evet, bunu da çözmüş olduk. Şimdi bunu kimin yaptığına bakacağız. Eli Bice ne demek? Evet, suçlu buradaki biri diyor yani. Alibi şeydi ya. Zannedersem mazeret gibi bir şey. Mazeretti galiba. Eleman gitmiş buradan. Neyse, gidip herkesi herkesin mazeretini alacağız, konuşacağız. Öyle bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Daha herkes derken gerçekten herkesle mi konuşacağız? O da var tabii. Bu önemli değilmiş demek ki. Bunda da bir şey yok. Hero, sen ne diyorsun bu işe? Ah. Hero zaten buradaydı. Gözümüzün önündeydi yani. Evet, devam ediyoruz. Birinci kişiden aldık şeyi. Muhtemelen sen de varsın. What's up? Puruklu'yu arıyordum diyor. Puruklu arama muhabbeti daha önceydi yani. Ne diyorsun bu işe? Emilia ile birlikte gitmiş falan filan bir şeyler diyor. Yeah, that's an alibi. Make sure you remember it. Tekrar başkalarına devam. Ha, bir tane daha soru çıktı, bir saniye. Çok önemli bir şey değilmiş. Emilia, sana da soracağız tabii ki. Max ve Olga'dan bahsediyor. Ha, Kate'le birlikte stüdyoya gitmiş. Kate de aynı şeyi söylemişti zaten. Öyle hatırlıyorum yani. Bu detayı işin geç. Başka burada önemli bir olay soracağımız kişi var mı? Muhtemelen daha böyle ana karakterlere sormamız isteniyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Ana karakterler nerede tabii, o da var. Herkes soyunma odasında galiba. Mimik yudu ortalıkta dolanıyor. Burası stüdyonun diğer katına girişti. Burayla işimiz yok. Buradan mı? Buralar neydi ya? Ha, tamam. İyi, ana karakterlerden birini bulduk. Sen mi yine ne istiyorsun dedi. Buradaymış yani. Progli ile ilgileniyormuş. Fırçalıyormuş onu yani. Onu da aldık. Alibi. Make sure you remember it. Tamam, sıradaki. What do you want? Başka kim var? Max kaldı. Max ve Olga demişti zaten. Max'i de bulmak lazım. Mimikyu niye takip ediyor bizi? Burası tam uzakmış. Şuraya girelim. Tamam, Max'i de bulduk. What? Hala mı bu araştırma? Dedektifçilik oynamaya devam mı diyor? Oynamak mı?
Kimse burada oyun oynamıyor. Aslında oynuyoruz tabii. Güzel de bir gönderme yapmış oldular. Evet, nerede olduğunu soruyoruz. Burada olduğunu söylüyor. Beklediğini söylüyor. Çalışanlar beni çağıracaktı. İşte gösterime hazırlanıyordum. Hani gösterinin zamanı geldiğinde çağıracaklardı. O yüzden burada bekledim falan diyor. Evet, daha alacağımız şey kaldı mı? Evet, bunlar suçlu olamaz gibi duruyor demiş. Chatot, sen ne diyorsun? Diyor bu ya. Chatot bir şeyler dedi aslında ama o çok, Chatot işin detayına giriyor. Kaçalım buradan. Şimdi başka kim kaldı? Hey, Tim. Tamam, Olga'ya gittik. Kaçı da sürekli bir şeyler diyor ya. Bura kızın odasıydı değil mi? Kriki. Ha, bunun da bir şeyini alacağız. Evet, onu da alacakmışız. Bir daha o zaman bir, iki oda daha var. Olga'nın o ilerisindeki odaya da gideceğiz. Olga'dan mı şüpheleniyor bu? İlginç. Evet, bu odalara girdik. Birkaçı bir rahat der la. Dressing room, tamam. Sub control, stüdyo. Şeye gireceğiz işte, yönetim odasına gireceğiz. Ora kaldı. Burası yani. Evet, onlardan da toplu bir şekilde aldık şeyimizi. Wait, what's that? All of our suspects have alibis. Evet, bütün şeyleri aldık diyor. Neydi onun adı? Yani ifadeyi, mazereti, ne derseniz artık. Bu ne be? Pikachu, 4 kişiden soracağız bunu diyor. Kit, Max, Olga ve Emilia dedi. Biz de Emilia nasıl yapabilir ki falan dedik ama Pikachu da orada tabii ki dedi ki bir dedektif her şeyi araştırmalı dedi. Dedi demesine de biz şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum işte. Yani tekrar stüdyoya mı dönsek acaba? Belki bir şey çıkar. Mimikyu buraya gelmiş. What's the matter? Ya bundan bir şey çıkmaz. Mimikyu ile konuşalım. Gel la buraya. Sen hiç konuşmuyorsun. Yani arada simgenin sesini de duyabilirsiniz. Ara sıra ağlıyor. Brugli ile ilgili bir şeyler diyor. Mimik valla şey, güzel bir şey diyeceksen de. Ha, biri kapıyı tıklatmış. Get out of my way sesi duyulmuş. Olga'nın sesiymiş bu. Ha, burada az önce videonun başında Chatot'un bu kadının bu şekilde sesini çıkardığını hatırlıyorum.
Bununla ilgili bir şey olacak galiba. Yani Olga zannedeceğiz. Aslında içeride Olga olmadığı mı anlaşılacak? Hmm, ben öyle bir şey anladım sanki. Buradan da sorumlunun Max olduğum ortaya çıkıyor. What are you thinking, Pikachu? Yes, of course. It all makes sense now. A bolt of brilliance. Tim, the culprit is Mimikyu ya. Evet, galiba suçluyu onlar da benim gibi düşünüyor. Emilia'ya gidelim dedi galiba. Ben mi yanlış anladım? Neye ihtiyacım var diyor. Üç defa kapıyı tıklatıyoruz. Bizim çünkü burada kural diyor. Galiba kapıyı tıklatınca, az önce de ayağımızı tıklatınca o sesi çıkarmıştı hatırlarsanız. Muhtemelen oraya bağlayacak olayı diye düşünüyorum. Evet, kazanın arkasındaki gerçeği çözdüm diyor. Gerçek neymiş peki falan filan dedi. Evet, izin verelim de Tim konuşsun. Here it is. I'm not one to mince words. The culprit is. Suçlu. Go on. You know who it is, don't you? Suçlu Max. Bence Max. Max, it's you. You're the one. What? Oh, come on. Is this some kind of prank? What on earth would I have to gain from busting up someone's violin? Nothing. Benim yani kemanıyla benim ne işim olur diyor. Broken. But it isn't broken. That one was a fake, wasn't it? Evet, o sahteydi. What an imagination. How could you come up with a theory like that? You tell him, Tim. Anlattım onlara diyor. İçindeki mesaj mı diyeceğiz acaba? Evet, galiba onu diyeceğiz. We checked the pieces of the violin, but there wasn't a message on them anywhere. Evet, keman içindeki mesajdan bahsediyor şu anda. A message written on it from her grandfather. Which means the broken one couldn't be hers. A written message? I never noticed such a thing on it. Right. That's because it's written. Böyle bir şey hiç görmedim diyor. Çünkü kemanın içinde. Bunu bilen de sadece Karina. Çünkü kemanın yapılışında bulunmuş. As a child I played at my grandfather's workshop. He inscribed a special message for me. And it was written on the inside. You see? And now that proves the broken violin must have been a fake. Kırılan kemanda da bu yazmayınca fake oldu ortaya çıktı diyor. I think Max probably knows. But no, I haven't done anything. Listen, the whole island was backstage, dressing room. How two places? Ben dressing room'dayım. Nasıl böyle bir şey yapabilirim diyor. Chatot vardı orada. Actually, my guess is it was Chatot in the dressing room. Evet. You probably used the trick like this. Gotcha. I'll be right out. Oh, yes, that's exactly what I heard. Evet, bu sesi duymuş. Chatot, be quiet. You just made it seem like you were still in that room, and then you swapped the real violin that was backstage. Buraya gelmiştik. You admit it. Admit it. Başka şansım yoktu. Popülaritem gitmek üzereydi ve yani bu şovu baltalarsam öne çıkabilirim falan diyor. Oh Max. You were wrong. I was going to have you continue as our host. Hatalısın. I'm really sorry, Max. Gerçekten üzgünüm Max ama polisi aramak zorundayım. What a fool he was. In the end, he was the one who didn't believe in his own talent. Hey you guys, I found the videos. Sonunda getirdi video kasetleri. Bizim asıl işimiz burada
parktaki kazayı incelemek için o kayıtları izleyecektik ama başımızı ne belalara soktuk. Neyse, buraları da halletmiş olduk yani. Oyun hiç boş geçmiyor. Sürekli bir olay dönüyor olayın içerisinde. Evet, yeni olayımız çekti video. Videoyu kontrol edeceğiz ama tabii bunu diğer bölümde yapacağız. Bu bölüm bir hayli uzadı zaten. Bu bölümde de kemanın sırrını çözmüş olduk sonunda. Ve asıl olayımıza, asıl ana konumuza muhtemelen bu videoları izleyerek döneceğiz. Bunu da gelecek bölümde yapalım. Bu bölümlük bu kadar. Dedektiflik maceramız Pikachu ile birlikte devam ediyor. Gelecek bölümde yine hep birlikte maceramıza devam edelim. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Pokemon Master, I will be writing a brand new chapter. Pokeball, go, go! I will show the